Anadolu programından hepinize merhaba. Sizlerle birlikte Türkiye'nin bütün şehirlerini geziyoruz. Bu programda neler mi var? Festivaller, yemekler, doğa sporları ve dahası hepsi bu programda buluşuyor. Hazır mısınız? O zaman Bir Nefes Anadolu programı başlıyor. Bir Nefes Anadolu programı başlıyor. Sarıyaşlı ilçesinin kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte İbrahim Hakkı Konyalı abideleri ve kitabeleriyle Şerefli Koçhisar adlı eserinde yer alan bilgilere göre Yahşi Han'dan almıştır. Türk askeri olan Yahşi Han yaralı olarak askerleriyle Sarıyaşlı'dan geçerken vefat eder. O zamana kadar Sarı olarak bilinen yer Yahşi ile birleşerek şimdiki Sarıyaşlı ismini alır. Sarıyaşlı'nın 13. yüzyıl ortaları ile 14. yüzyıl başlarında kurulduğu söylenmektedir. Sarıyaşlı 1957 yılında kasaba olmuş, bağlı olduğu yer Ankara ili Şerefli Koçhisar ilçesi iken 1989 tarihinde Aksaray'a bağlanmıştır. İlçe 2000 nüfusa sahip, halkın geçim kaynağı ise büyük ölçüde tarıma, biraz da hayvancılığa dayanmakta. Bölgede Hirfanlı Barajı'nın olması insanlara sahil kasabasıymış duygusu vermektedir. Ankara'ya 176 kilometre, Kırşehir'e 59, Aksaray'a ise 110 kilometre uzaklıktadır. Sevgili Bir Nefes Anadolu izleyenleri, her hafta olduğu gibi bu hafta da sizlerle beraber Türkiye'nin her yerini karış karış gezmeye devam ediyoruz. Şu anda bulunduğumuz yer ise Aksaray'a bağlı olan Sarıyaşlı ilçesi. Neden mi buradayız? Çünkü bu yıl üçüncüsü düzenlenen Kültür ve Sanat Festivali'ndeyiz. Gelin hep beraber bu festivale konuk olalım. Sarıyaşlı Belediye Başkanı Fatih Ünsal, 11 Nisan 1975 tarihinde Ankara'nın Şerefli Koçhisar ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Sarıyaşlı ilçesinde tamamladıktan sonra Açık Öğretim Fakültesi İşletme Bölümünde öğrenimine devam etti. İlçede ticaret ve tarımsal faaliyetler ile iştigal ettikten sonra 2001 yılında Almanya'ya gitti. Almanya'da restoran işletmeciliği yapmaktayken 29 Mart 2009 mahalli idareler seçimlerinde belediye başkanı adayı olarak ilçeye dönen ve belediye başkanlığını kazanan Fatih Ünsal, Almanca ve İngilizce bilmektedir. Dinamik, çağdaş ve girişimci kişiliğiyle ön plana çıkan Fatih Ünsal, evli ve 4 çocuk babasıdır. Değerli izleyenler, Aksaray'a bağlı Sarıyaşlı ilçesindeyiz ve Sarıyaşlı ilçesini şimdi gezdik, dolaştık. Başkanımızla sohbete geldik. Merhabalar başkanım. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar. Ben Sarıyaşlı Belediye Başkanı Fatih Musal. 1975 doğumluyum. 4 tane kızım var. Gurbetçi bir belediye başkanıyım. Yurt dışında ikamet etmekteyken ilçemize dönüş yaptım. İlçemize iyi hizmetler vermek için 2009 yılında aday oldum. Hayırlısı istedik, nasip oldu. En iyi şekilde ilçemizi yerine getirmek ve temsil etmek için bu görevde bulunmaktayız. Başkanım, peki uzun zaman yurt dışında kalıp da burada belediye başkanı olmak nasıl? Çok farklı bir duygu. Yurt dışında olmamın çok büyük artıları var diye düşünüyorum. Çünkü burada yaşayanlar da farklı düşünebiliyor. Bakış açım alışkanlık halinde olmadığı için başkalarının doğruları bana yanlış geliyor. Bunun için yanlışlar düzeltmek için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. Peki Sarıyaşlı'yı bize anlatabilir misiniz? İnsanlar, kısaca şöyle. Sarıyaşlı'nız
Selçuklu dönemine ait Selçuklulardan geliyor kökeni. Sarıyaşımız Ankara'ya, Aksaray'a, Niğde'ye, Nevşehir'e ve Kırşehir'e aynı mesafede olan üçgen ucunda bulunan ilçedir. İlçemizi merkez ilçe haline getirmek için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. Çevre ilçelerden farklılık olmasını istiyoruz. Bu manada çalışıyoruz. Bu yıl üçüncüsünü gerçekleştireceğimiz festival de bizim dönemimizde başladı. İnşallah bundan sonra geleneksel hale gelecek. En iyi yerleri görmek istiyoruz. Peki, festivali nasıl organize ediyorsunuz? Festivale kimler katılım sağlıyor? Genelde işte yurt dışında da sanırım yaşayan insanlarımız var. Evet. Onlar bir sanırım katılım sağlıyorlar. İlçemizin %90'ı gurbetçi yurt dışında ikamet etmekte. Her ailenin bir veya iki tane gurbetçi ailesi vardır. Özellikle festival tarihini gurbetçilerin izinde olduğu tarihe denk getirmeye çalışıyoruz. Bu Ramazan'dan dolayı yurt dışındaki eyaletin bir tanesi görecek ama bundan önceki festivallerimizde iki eyaletinde aynı anda tatil yaptığı dönemde festival yapıyorduk. Başkanım, ortalama ne kadar kişi katılıyor? Üç kere, üçüncüsü düzenleniyor ama iki seferde festivalde ortalama kaç kişi katılıyor? Her yıl giderek artan kalabalığımız var. Kalabalık 3000 ile başladık. İnşallah geçen yıl 5000, bu sene 5000 üzerinde bir sayı bekliyoruz. İçimize hayırlı olmasını diliyorum. Peki başkanım, çok teşekkür ediyoruz. Evet sevgili izleyenler, şimdi festivale doğru hareket edelim. Buyurun beraber. Yine hep beraber bir aradayız ve aramızda değerli misafirlerimiz var ve bugün yine sarıyaşlı misafirperverliğini gösterdiğine inanıyorum ve alkışlarla hoş geldiniz diyelim o zaman. Ankara Evren Belediye Başkanımız Sayın Nedim Keskin aramızda, hoş geldiniz başkanım. Benim için efsane isimlerden bir tanesidir. Evren eski belediye başkanımız Sayın Mithat Keskin aramızdalar. Hoş geldiniz Sayın Başkanım. Milliyetçi Hareket Partisi Aksaray İl Başkanı Rıfkı Karabatak aramızdalar. Hoş geldiniz efendim. Sefalar getirdiniz. Ortaköy İl Genel Meclis Üyesi Yılmaz Demiray aramızdalar. Hoş geldiniz. Aksaray misafirlerimize bu kadar mı abi? Sarıyaşlı. Bu kadar mı? Ses gelmiyor muydu? Evet. MHP Aksaray Milletvekili adayı Tuğru Karacaer aramızdalar. Hoş geldiniz efendim. Güçlü bir alkış. Ve şerefiyle, koçuyla, hisarıyla canım memleketimin can başkanı Sayın Belediye Başkanımız Hak Verdi Altı aramızdalar. Güçlü bir alkış diyorum. Lütfen. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz değerli misafirler. O zaman bugün alkış az geliyor. Sarıyaşlı, alkış ıslık nara. Sanatçılara more. Az sonra. Ayaş açsın size. İşte rengiler oldu. Ankara kalsın size. Thank you.
Şimdi onun ağzından festival hakkında kısa bilgiler alacağız. Abi nasıl bu festival? Valla çok muhteşem, çok güzeldi. Güzel insanlarla buluştuk burada. Sizler sayesinde yani. Kalabalığı beğendin. Çok güzel. Yani 3 gün daha sürse hala gelirim diyorsun evet, yani. Evet, o kadar. Güzel. Sarıyaşlı ilçesini beğendin mi abi? Çok güzel. Yani gelirim diyorsun. Belediye, Sayın Belediye Başkanımıza da çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Yani çok güzel. Yollar, bak kasabayı gezdik biraz. Zaten abi sizi sahneden indiremediler yani o kadar şey yaptılar. Yani, ağzın güzelliğine kapıldık bir saatten sonra kapıldık. Ağzına, yüreğine sağlık abi. Teşekkür ederim. Peki buradan Vatan TV izleyicilerine söylemek istediğin bir şey var mı? Valla Vatan Televizyonu kendi televizyonumuz bizim zaten. Orada çok programlar yaptık. Buradan tüm Vatan Televizyonu'na, buradan ailesine, herkese saygılar, sevgiler sunuyorum. Ankara'nın en eğlenceli isimlerinden ve seslerinden biri. Çubuklu Yaşar! Yalandan yüzüme
yüzünden dünyalar. Alkışlar hemen izlet görmesin değil mi? Sevgili Bir Nefes Anadolu izleyenleri, şu anda yanımızda Ankara'nın ünlü ses sanatçılarından Çubuklu Yaşar var. Sarıyaşehir Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu kültür festivaline konuk oldu. Yaşar Bey, festival nasıldı? Valla festival çok güzeldi. Bu tarafa benim ikinci gelişim. Sarıyaşehir'e ilk defa gelişim. Bugün erken geldik zaten. Dolaştık festivalden önce. Gayet güzel bir ilçe. Sıcak, insanları sıcak. Ve şu anda programdan indik daha yeni. Hepsi iç içe beraber, iç içe hep, yani ne diyeyim, oynadılar, güldüler. O kadar bir sevindik ki, neşe aldık ki yani saz çalarken bile onu halka gösterdik. Yani üç gün daha olsa üç gün daha çalabilirsiniz. Aynen öyle, evet. Peki Yaşar Bey, en son albümünüz ne kadar sattı? En son albüm çıkalı zaten 2 ay falan oldu. Ramazan'da görüntülü bir CD yeni çıktı. Şu anda bir 4000 tane basılıydı. O bitti. Yenisi basılacak tekrar. Yeni albümümüzün adı İtek ve Koç'um. Ali Dayı albümü zaten 2006'da yapmıştık ama daha halen Ali Dayı isteyenler var. O albüm devam ediyor şu anda. Yeni albümümüz bir de yeni hazırladığımız yine yeni albüm. Peki buradan Vatan TV izleyicilerine söylemek istediğiniz bir şey var mı? Vatan TV biliyorsunuz bizim ailemiz. Buradan da Vatan TV'yi izleyenlere, bizi sevenlere, bütün dostlara selam ediyorum hepsine. Bizden biri, içimizden biri bizim tezenemiz, bizim sesimiz. Muammer Ustaş! Ben başının çaresine bakayım. Bu senede geleceğim yok senin. Ben başımın çaresine bakayım. Bu senede geleceğim yok senin. Ben kendime başka bir yar bulayım. Kadir kıymet bileceğim yok senin. Ben kendime başka bir yar bulayım. Kadir kıymet bileceğim yok senin. Yollarına güller ektim bekledim. Mevsimleri haltalara ekledim. Her gün posta kutusunu yokladım. İki satır yazacağım yok senin. Yollarına güller ektim bekledim. Mevsimleri haltalara ekledim. Gün posta kutusunu yokladı. İki satır yazacağım yok senin. Halkalara ekledi. Her gün posta kutusu
kuzusunu yokladı. İki satır yazacağım yok seni. Onlarına güller ektim bekledi. Mevsimleri halkalara ekledi. Her gün posta kutusunu yokladı. İki satır yazacağım yok seni. Festivalde yok yoktu. Türkiye'nin her yerinde sahne alan İstanbul Beyefendisi adlı oyunda yerini aldı. Kınıyorum lan seni! Anlaşıldı mı? Yani böyle dersem hatun kişi hemen bana tam mı olur efendim? Tabii. Aynen yap bakalım aynısını. Tamam aynısını yapıyorum. Her kişinin ayağı yere sağlam basacak. Sonra karın içeride, kalça dışarıda, göz bir aslanın avını anlar gibi önde, bir omuz düşük. Ne oldu lan? Oğlum yamuldun iyice lan sen. Sonra efendim nara yatıyoruz. Diye. Ne yapıyorsun sen? Efendim siz beni böyle kaldırıp attınız ya. Tut bakalım. Seviyorum sizi. Aşığım size diyeceğim efendim. Dur sen. Bak beni bir daha dinle. Önce karın içeride. Kalça dışarıda. Göğüs önünde bir aslanın avına bakar gibi böyle. Ve bağıracaksın. Seviyorum lan seni. Anladın mı? Anladım efendim. Şimdi ben gidiyorum. Gözüm üstünde. Gözüme kara çıkarma. Tamam mı aslanım? Tamam efendim. Tamam. Sağlıcakla kalın efendim. Çok teşekkür ederim efendim. Çok teşekkür ederim efendim.